Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Fatıma Mekke 14. sefir 99. kısım 115. bölüm. Kınanan ve övlen kısımlarıyla gıybetin bilinmesi. Hak izzetinden inerse açlık ve merhamet menziline onu söylediği şekilde kabul et. Saygınlık bu sayede gerçekleşir. Onu bir cahile aktarma, yoksa pişman olursun. Hakkı gıybet etmen, söylemediğiyle onun zikretmendir. Ne kötü bir iştir bu. Gerçek olsa yine de bir onu söylerse tamam der. Allah sana duyurduğu şeyi anlamaya nasip etsin. Bilmelisin ki gıybet duyduğunda üzüleceği şekilde üçüncü şahıs hakkında konuşmaktır ve müminlere haramdır. Hakkın ise gıybeti yapılamaz çünkü o duyan ve görendir. Gerçekte ve onu bilenlerin nezdinde iş böyledir. Allah kendilerinden beğenmediği şeyleri kullarına açıklamıştır. Bir kısmı iman eder, bir kısmı kafir olur. Öyleyse hak da gıybet etmez ve gıybeti yapılmaz. Gıybet kendi aralarında yükümlülere yani mükelleflere, mükelleflere haramdır. Mümin olmaksızın mürüvvet ve erdem sahibi insan nefsin nezihliği ve şerefiyle ondan uzak durur. Gıybetten uzak durmak köklerin asaletine kanıttır. Şu var ki belirli yerler onun dışındadır. Böyle yerlerde gıybet bir farz ve Allah'a yakınlık vesilesidir. Müminlerden vera sahipleri de ona yönelir ve açıklamazlar. Bunlardan biri hadisçilerin meşru hükümleri rivayette aşina oldukları eleştiri yöntemidir. Bazı Allah bilginleri bize arkadaşına şöyle dediğini rivayet etmiştir. Gel de Allah yolunda gıybet edelim. Bu yerlerden biri de evlilikte istişaredir. Çünkü görüşüne başvurulan kişiye güven duyulmalıdır ve nasihatte, nasihatte vaciptir. Başka bir yer ise doğrudan birisini hedef almayan genel gıybettir. Bu ise insanın belirli bir şahsı saptamaksızın kendi zamanındaki insanların gıybetini yapmasıdır. Başka bir yer ise şeyhlerin terbiye hususunda müritleri hakkında gıybet, gıybetidir. Bunun geçerli olabilmesi kendisine ulaştığında müridin bu gıybette yararının bulunması şartına bağlıdır. Böyle yerlerde gıybet övülmüş olsa bile birisini belirlememek, belirlemekten daha iyidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Fas'ın gıybeti yoktur der. Burada Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir olumsuzlamadan değil yasaktan söz etmiştir. Kuşkulu şeylerden uzak duran vera sahipleri, bu rivayeti bu anlamda yorumlamıştır. Kapalı konuşmak yöntemi ise daha uygun bir yöntemdir. Bu gibi yerlerin dışında gıybet kötülenmiştir ve kendisinden uzak durmak zorunludur. Gıybetin övüldüğü yerlerden biri de tanıkların eleştirisidir. Bu durum kişi hakkında tanıklık yapan tanıkların yalan şahitlik yaptıklarını bildiğinde geçerlidir. Bu durumda insan hakikate ve ehline yardım edip, yanlışı ve ehlini başarısız kılmak zorundadır. Buradan yokluğun kötülük olduğu sonucu çıkar. Çünkü yalancı tanıklar yokluğa ve yanlışa yönelmişler ve onu varlığa tercih etmiş, var olmayana ve var olmayanı var olma ile nitelemişlerdir. Allah ise bu davranışı peygamberinin diliyle büyük günahlardan saymıştır. Çünkü yalancı tanıkların sözleri sadece yokluğu gösterebilir. Her şeye rahmen her şeye rağmen Allah yolunun ehli olan kişi imkan bulursa açıklama değil ima yolunu seçmelidir. Böylece ne demek istediği anlaşılır. Bunda dini bir yarar bulunduğunu bildiğinde bunu yapmalıdır ve böyle bir davranış yerindedir. Böylece maksat gerçekleşir. Böylelikle sözde herhangi bir taşkınlık ortaya çıkmaksızın dil üzerine düşen görevi yerine getirmiş olur. Bütün bunlar gıybeti yapılan kişi mümin diye isimlendirildiğinde geçerlidir. Bu şahıs hakkın duyması, görmesi ve dili olduğu makamda bulunuyorsa onun hali müminin halinden başkadır. Bununla beraber o da iman ehlidir. Bilmelisin ki Allah yarattığı her hastalık için bir ilaç yaratmıştır. İlaçları, ilaçlar iki türlüdür. Birincisi genelin ilacıdır. Bu herkesin güç yetirebildiği ilaçtır. Diğeri ise hükümdar ilacıdır ki ona sadece hükümdarlar ve zenginler güç yetirebilir. Bunun nedeni az bulunması ve pahalılığıdır. Dolayısıyla ona ancak mal ve yetki sahibi kimseler güç yetirebilir. Doktorlar ilaçları böyle taksim ederek bu konuda doğruya ulaşmışlardır. Zengin, yoksul, köle, hükümdar, herkesin kudreti altında bulunan ve bütün günah ve masiyetlere karşı yararlı genel ilaç, tövbe ve şartlarına göre hasmı razı etmektir. Bu ise tövbe edenin imkanı ve şairinin belirlediği ölçüdedir. Bunun şartı ise söz konusu ilacın hasmı razı etmeyi gerektiren ilaç türü olmasıdır. Bu şartın zorunlu olmadığı ilaçta kul tövbe eder, hasmını razı etmez. Çünkü hasmını razı etmeye kalkarsa tövbe ettiği şeyden daha büyük bir harama düşebilir. Öyleyse insan bundan gafil kalmamalıdır. Bu bağlamda hükümdar ilacına gelirsek onu Allah ehlinin efendileri olan arifler kullanabilir. Onlar hakkın duyma ve görmeleri olduğu kimselerdir. Bu durum ayette kimse kimsenin gıybetini yapmasın ifadesinin ardından gelen herhangi biriniz ölü kardeşinizin etini yemeyi sever mi ifadesidir. Bu genel bir ifadedir. Ardından Allah'tan sakının denilmiştir. İşte ilaç budur. Bu yönüyle Takva'nın anlamı, Allah'a kendinizle gıybetin de bir parçası olduğu kötü davranışlar arasında kalkan edinin demektir. Allah'a kalkan edindiğinizde bu kalkan o fiillerin oklarını engeller. Kalkan, okların geçemeyeceği kadar güçlüdür. Kalkan ile kendini koruyan kişi, onun himayesi altına gider. Kul, kendisiyle ve ahlakıyla bezenmediği sürece hak kul için kalkan olmaz. Bu giyinme ise kalkan kullanan kimsenin oklardan benzeri şeylerden korunabilmesine benzer. Giyinmenin sonucu ise kulun ait oldukları işlerde kendilerini kullanırken hakkın onun duyması, dili bütün güç ve organları olmasıdır. Sonuçta kul büsbütün bütün nur haline gelir. Allah yüce kitabında hükümdarlara özgü bu hükümdar ilacına dikkat çekmiştir. Bu yerleri örnek olarak ona fücurunu yani gıybette bir fücurdur ve takvasını ilham etmiştir ayetini verebiliriz. Yani günaha karşı kalkan edineceği şeyi insana ilham etmiştir. Allah fücuru yani günah ve taşkınlığı, nefsin bir niteli yapmamış, onu kendisine ilham edinin fiili saymıştır. Bu görüşü kötü ameli kendisine süslenip onu iyi gören kimse ayeti destekler. Böylece Allah süslemeyi kula ait saymamış, Amellerini onlara süsledik. Başka bir ayette ise şeytan onlara amellerini süslemiş ve yoldan çıkartmıştır buyurmuştur. Allah amellerin güzel gösterilmesi anlamında süsleme fiilini kendisine izafe ederken onlar kördür. Ayete inanmayanların yaptıklarını kendilerine süslü göstermişizdir de onlar ilerisini göremezler. Kalpleri körelmiştir. Yani hayrete düşmüşlerdir diyor buyurdu. Hayret büyüklerin niteliğidir. Bu gibi yerlerde hayret ise yaratılışındaki emrin süsleyene ve ilham edene ait olmasıyla ilgilidir. Onda yaratılan ki ilham edilen ve süslenen şeydir, kendisinden sakınılması emredilen şeydir. O ise ilham edilen ve bil fiil ortaya çıkmazdan önce süslenen şeyle nitelenmektir. Öyleyse bu kınanmış fakat dışta kendisiyle gözükünceye kadar cezalandırılmamış bir şeydir. Allah bu bölümün bazı hususlarında o şeytanın amelinden bir pisliktir buyurur. Şeytan sözlük anlamıyla rahmetten uzak olan demektir. Ondan sakının yani rahmete yakın olan isimle birlikte olunuz. Allah'ın isimlerinden birisi de elbaittir yani uzaktır. Öyleyse Allah'ın emrettiği şekilde hakkı bir kalkan ve sığınma aracı olarak benimseyen kimseye eşya zarar vermez. Allah'ın bu ilaçları kullanmaya dikkat çekmesinin nedeni kendisine sorulduğunda kulun mazeret beyan etmesini sağlamaktır. Mümin ise kalkanın ardında görünmeyendir yani gayiptir. Öyleyse o bir koru içindedir ve hakkın korusunun dışına çıkmaz. Gıybeti yapılmayan fasık ki dışarı çıkan demektir. Kalkanın ardında gizlenmiş değil aksine korunun dışındadır. Çünkü fasıklık sözlük anlamıyla çıkmak demektir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasıkta gıybet yoktur buyurur. Kalkanın ardında gayb olmayı hak etmişken herhangi bir şekilde görünen kimse hata etmiştir. Bu nedenle Kur'an gıybet fiilini bize izafe ederek birbirinizin gıybetini yapmayın buyurur. Böylelikle hepimizi bölünebilir bir yapı saymıştır. Çünkü parça ve tafsilleşme bütününe gelebilir. Öyleyse biz çıksak da girsek de kendimizden kendimize gireriz ve çıkarız. Allah burada işi bize bağladı. Çünkü kendini öldürene cennet haramdır. Cennet örten demektir. Bir şey kendinden örtünmez. Görünmeyeni yani gaybi zikreden kimse onu görünen haline getirmiş ve bulunduğu yere yabancılaştırmıştır yani gurbet yapmıştır. Garibin ölümü ise şehadettir. Öyleyse gıybet yapan kişi gıybetten hoşlanmasa bile gıybetini yaptığı insana bir iyilik yapmaktadır. Bu nedenle gıybette onun bir yararı vardır. Bu durumda gıybeti yapılan insan nahoş ilacı içine benzer. Umulur ki bir şeyi kerih görürsünüz de o sizin için daha hayırlı olur. Gıybet yapılan kişi iradesinin dışında bir iyilik yapmışsa o Allah'ın başka birine ulaşacak hayrı vesile yaptığı kimselerdendir. Bu durumdaki insanın ödülü, iradesinin dışında gıybeti yapılana iyilik yapması nasip edilene verilen ödüldür. Her ne kadar bu iyilik gıybet yapan tarafından amaçlanmamış olsa bile, fakat bu iyilik onu gıybet yapana ve onun hakkında günah diye silmendiren hak tarafından amaçlanmıştır. Gıybet nedeniyle zulme uğrayan insan kardeşinin vesilesiyle kendine ulaşan hayrı gördüğünde Allah kıyamet günü kullarının arasını bulur. Bu nedenle gıybeti yapılan insan yapana, gıybeti yapılan insan yapana teşekkür eder ve her ikisi birlikte mutlu olur. Güvenilir bir rivayette Allah şöyle der. Allah'tan sakının, barışın. Çünkü Allah kıyamet günü kullarının arasını bulacaktır. Öyleyse gıybet kınanmış bir davranış olsa bile bu yönden gıybeti yapılan hakkında övülmüştür. Binaenaleyh gıybet fiili de iyilikle, iyilikte sonlanır. Çünkü kalkan ve ikisinin arasında engel olan siper haktır. Hak varlık olduğu gibi gıybet de varlıktır. Yani vardır. Yokluk değildir. Böylelikle iki mevcut arasında ilişki gerçekleşmiş zayıf güçlüğe katılmıştır. Bunu bilmelisin. Allah hakkı söyler ve doğruya ulaştırır.